Lahmacunlarımız arkadaşlar servise hazır. Lahmacunu yaparken her zaman bir düz ve bir ters koyun. Daha çıtır çıtır olması için. Yani kıymalı bölümler bir araya gelsin. Böyle yüz yüze gelsin kıymalı bölümler. Lahmacunumuz daha çıtır kalır. Arkadaşlar taş fırını hiç aratmayın. Bakın çıtır çıtır lahmacunlarımız oldu. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Çok nefis oldu. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kanalımdan sevgiler. Arkadaşlar ev yapımı lahmacun yapıyoruz. Unumuzu yoğurma kabımıza koyduk. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekliyoruz. İki yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ekliyoruz. Su ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Orta sertlikte bir hamur olacak arkadaşlar. Yoğurmaya devam edelim. Arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. 4,5 su bardağı un, 2 su bardağından eksik su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve tuz. Hamurumuzu dinlenmeye alalım. Güzelce kapatarak dinlendirelim. Lahmacunumuzun iç harcı için 4 tane orta boy kuru soğan, 5-6 tane sivri biber, 3 tane orta boy domates, 300 gram kadar kıymamız ve biber salçamız var. Bunları arkadaşlar robottan iyice geçirelim. Evet arkadaşlar domatesimizi de çektik. Soğanımız, biber, 1 yemek kaşığı biber salçası, kıymamız ve baharat olarak 1 çay kaşığı kadar pul biber atıyoruz. Biberlerim acıydı benim. Şöyle 1 çay kaşığından eksik kimyon ekliyoruz. Baharatlar tabii ki isteğe göre, hangi baharatı seviyorsanız onu kullanabilirsiniz ama karabiber ve kimyon da çok yakışıyor. Tuzumuzu ekleyelim. Şöyle yeterince tuzumuz. Arkadaşlar malzememizi İyice özleşene kadar karıştıralım. Domatesimizi de ekleyelim. İyice karıştıralım. Lahmacun harcımız, sarımsak arzuya göre isteyen koyabilir. Ben koymadım sarımsağı. Sarımsağı pek lahmacuna yakıştıramıyorum. İyice karıştıralım. Ve biraz yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız ve 1 yemek kaşığı da tereyağı ekleyelim. Karıştırmaya devam edeyim. İç harcımızı arkadaşlar gayet güzel homojen kıvamına gelene kadar iyice karıştırdık. Arkadaşlar bu lahmacun, bunun tarifi 80 yıllık bir ustanın tarifi. Lahmacuna çok fazla baharat ve dedi kapya biber de girmez dedi. Onun için kapya biberi koymadım. Yalnız sivri biber, soğan ve kıyma
Biraz da yağımız var. Hamurumuzu şöyle küçücük bezelere bölelim. Ocak üzerinde yapacağım arkadaşlar. Taş fırından hiç farkı olmuyor. İnanın süper tadı oluyor. Sürekli yaparım. Bir deneyin bakalım. Benim verdiğim tarifle lahmacununuzu bir yapın bakalım. Şöyle bezelerimizi ayarlayalım. Arkadaşlar lahmacun hamurumuzu şöyle incelikle açıyoruz. Kalın bir açmıyoruz. İnce yakın bir hamurumuzu açıyoruz. İç açımızdan şöyle alarak lahmacunları hamurumuzun üzerine yayalım. Diğer taraftan ocağın üzerinde ısınan tavalarımız var. Şöyle her tarafını gelecek şekilde kıymamızı yayalım arkadaşlar. Gayet güzel oluyor. Hiç dışarıdan lahmacun almayın artık. Yapın şöyle elinizle tertemiz. İçinizi silmesini yiyin arkadaşlar. Hacımız da gayet güzel oldu. Lahmacunlarımızı böyle ısınan tavada koyarak iki tavada yapıyorum. Kapağını kapatacağız. Orta sıcaklıkta pişireceğiz. Lahmacun hamurumuzu şöyle birazcık unlayarak açalım arkadaşlar. Servis tabağı büyüklüğünde açacağız. Yeterli geliyor. Kıymamızı her tarafına eşit şekilde yayalım. Evet. Isınan tavamızı lahmacunumuzu aktaracağız.